Biraz çek kuzum. Tamam, damarlar görünüyor orada. Şöyle damarlar böyle cam gibi görünüyor. Aynen. En son geliştirmiş olduğum cihaz damar yolu görüntüleme. Eşim sağlık çalışanı, ebe olduğu için doğumhanede yeni doğan bebeklerin görüntülenemeyen bazen ayak yolundan damar yolu açmak gerekiyor. Büzüşük oluyor, damarlar görüntülenemiyor. Bundan dolayı böyle bir cihazın gerekli olduğunu bildirdi bana. Biz araştırdık. Acil servisin girişinde, Gaziantep Çocuk Hastanesi'nin acil servisi girişinde bir doktor arkadaşımız var. O da bu cihazın çok önemli olduğunu. Çünkü mevcut kullanılan damar yolu görüntüleme cihazları görüntülenebilen zaten damarları görüntülüyor. Ama o derindeki ikinci ve üçüncü katmandaki damarların görüntülenmesinin sıkıntılı bir süreç olduğunu söylediler. Bazı zamanlarda damar yolunda patlama oluyor. Yani bu hem sağlık çalışanı üzerinde olumsuz bir etkisi oluyor, hem de hasta yakınının ailesi tarafından sağlık çalışanı üzerine bir baskı oluşturuyor. Yani bunun birçok şeyi var, olumsuzluğu var. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için böyle bir araştırma yaptık. Dünya genelinde nasıl çözümler üretmişler? Biz Japonya'da bir firma bulduk. Bu firma böyle benzer bir cihaz yapmış. Tabii o cihaza erişemedik de. Biz de oradaki fikirden yola çıkaraktan kendimiz bu cihazı kendi özgün tasarımımızla geliştirdik. Güzel bir şekilde uyguladık. O çocukların ve bebeklerin canı yanması, onda bir korku oluşturması, bunun uzun yıllar devam etmesi, yani koskocaman insanların iğne yaptırmaktan korktuğunu görüyorsunuz. Bu işte bu saplantılar küçük yaşlardan kaynaklanıyor. Bu tür başarısız girişimler sonucu oluşuyor.